Hatice Hanım karameli yaktı. 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 Özel desin. Bu masaüstü bu mu? Ama yeniden yaptı. Ha yeniden yaptı. Aferin. E çünkü zaten ben dedim yarım saat erken çıkar. O yarım saatte de bir karamel daha yapılırdı yani. Hatice Hanım mutfaktan tam tamına 20 dakika kala çıktı. İşte. Ben olsam bu menüyle 1 saat önce çıkardım. Neler diyecekler şimdi ona? Nerede o? Hatice! Koş koş koş. Masaörtü bu mu? Efendim masaörtü bu mu? Evet. Tamam hadi. Tamam çabuk. Buradayım. Şu an kaç dakikası var? 15 dakikası kaldı. Bu haftada mı da kurmayacaksınız Seda Hanım? Yok. Ben artık masa işine karışmıyorum. Bitirsinler yapsınlar. Menüyü çok basit buldum. Zor bir şey, zor olduğunu düşünmüyorum. Bunları 3 saatte muhtemelen yetiştirir. Biraz korkmuş ve yemekten anlamayan biri gibi görünüyor. Kendimi rakip olarak görmüyorum bu menüyü asla. Bu menüyü bir kadın yapacağını düşünmüyorum. Kesinlikle bir erkek. O ne? Salata için. Dondurup mu getirseydim salataları? Burada mı servis yapacaksın salatayı? Dondurayım ne getireyim? Hayır burada servis yapacaksan ortaya getireceksin. Alan tamamı mı? O zaman git al git tabağı. Tamam. Orada yapar getirsin. Sofrasından, sofrasının görselliği benim için önemli. Çiçek koymuş mu? Nasıl düzeni nasıl? Yani bir şık bir şey bekliyorum. Hani zaten menüsü kolay. 2 saatte bitiyor, bitirilecek bir menü. Ama bir de sofra düzeni önemli. Sen şey getir. Sen ara sıcak tabakları bence 6 tane varsa, değişik de olsa koysana ya. Aa bunlar niye böyle yapıyorlar? İlle takım olacak. Şey güveçimi servis için özel tabak almıştım ben. Onu o şekilde servis etmek istediğim için. Tamam peki. Tamam. Ekran başındaki... Tamam git yap. Ekran başındakilere söylüyorum. Ya meç etmeyi öğrenseniz arkadaş siz. Takım diye tutturmuşuz. Kalmadı kalmadı takım. Aksine takımı bozacaksın. 2 takımı meç edeceksin. Sofra düzenini merak ediyorum. Umarım davet sofrasına yakışır bir masa olur. Çiçek ya da yaptığı dekorlar önemli benim için. Şık bir sofra bekliyorum. Gençler var ya, güzel yemek yapsa da sofra düzenini bilmiyorlar ya da önemsemiyorlar. Hadi ortaya ne koyacaksın kız, bu mu? Bu Seda Hanım. Yani kız koysana şunlardan. Evet ama masa çiçeği değil diye çok böyle kötü eleştiri alırım diye çok korktuğum için. Şunlar gerçek mi? Yok. Bunlar yapı çiçekler. Şu sözde mi geldi bu? Onu ortaya koy. Bu ne diyecekler? De ki, onun bir kere bir manası var de. Söz çiçeğim de koy. Sofra düzeninden beklentim çok kargaş olmaması gerekiyor. Sade şeylerden hoşlanırım. Sade bir masa bekliyorum. Bunun dışında ortada kesinlikle bir çiçek olmalı. Çiçek yoksa bile bir şamdan olmalı. Leke bardaklarda ya da çatal bıçak takımında varsa değiştirmesini isteyeceğim. Benim için bir kız ekmeği böyle kesiyorsa ben bu kızı kaynana olarak almam. Neden? Neden? Böyle ekmek kesilir mi? Tövbe tövbe. Güzel güzel, ince ince. Ekmeği düz koyacak, ince 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 kesecek. Böyle ekmek mi kesilir ya? Haklısınız. Kaynanan görecek Sevim Hanım. Sevimciğim, yarışma heyecanında. Benden duymuş olmayın ama Hatice Hanım kayınvalidesine kazanırsan bu menüyü sana yaparım demiş. O da ben istemem yapma demiş. Öyle mi dedi? Yurtum olarak öyle dememişti. Beni yormamak amaçlı demek istemişti o. Bir daha yorulma. Birbirimizi kandırmayalım Hatice Hanım. Hiç hadi. İnanmıyorum. Tamam peki dizi. İyi yani. Ekmeğimiz de orada. Sularını koy, hadi suyunu koy. Sofra düzeni eksiksiz olmalı. Servis, çift servis olmalı. Masada güzel bir çiçek olmalı. Çiçek beklerim. Bir şamdan güzel olur. Bugün yarışmanın ilk günü. İyi bir misafirperverlik umarım gösterir. İlk gün olduğu için ilk tanışacağız. Güzel geçmesini umuyorum. Sana diyecekler ki bu ne böyle? Sen orada hemen duygusala bağla. Tamam. Bu söz yüzüğün mü? Evet. E niye sol taktın evlenmiş gibi söz mü verdin ona? Dedin ki. Bekleyeceğim. Sağda durur o. O sola takmamı istedi. Bak nasıl ben anlıyorum. Tamam dedi. Evli kız imajı verdirtiyor Mehmetcan akıllı evet. Çocuk. Koş koş geldiler hadi tamam. Yürü. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Getir ben. Hatice. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, buyurun.
Merhaba Seda Merhabalar. Merhabalar Seda Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Seda Hanım. Merhaba. 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 Şöyle iyice girersen. Merhaba, merhabalar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Otur hayatım. Hatice, yarışmacı arkadaşlarına günün mana ve önemini belirten konuşmasını yapsın bakalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler demedim şu an, hepsini unuttum. Hatice Hanım, bence de sesi çok seviyorum. Bana ne kadar çok yardımcı oldu diyecektiniz. Aynı o şekilde, seni çok seviyorum. Şimdi misafirlerimle ilgilenmek istiyorum. Size de yemeklerimi yaptım, çok şükür yetiştirdim. Umarım lezzetlerini beğenirsiniz. Sizlerin beğenisine layıktır. Hoş geldiniz tekrardan. Peki tanışalım o zaman hayatım. Betül benim ismim. Göztepe'den katılıyorum. 27 yaşındayım. Seda Hanım, çiçekten sizi göremiyorum. Ortadaki çiçeği, ismini söyler misin? Zuhal. Zuhal'cığım, şunu tam masanın köşesine uzatır mısın? Tabii ki. Uzat oraya. Böyle iyi mi? Evet, harikasın. Tamam. Hatice, Betül. Evet, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. 27 yaşındayım dedim. Evet. Göztepe'den katılıyorum, Bağdat Caddesi'nden. Son gün yarışacağım. Hepimize afiyet olsun. Tamam, seni tanıyalım. Ben Ali Rıza Aydoğan. 52 yaşındayım, emekliyim. Evliyim, 3 kızım var. Maşallah. Teşekkür ederim. İddialıyım. İddialıyım tabii ki. Alacağım. Alacağım. Ali Rıza Bey, nereden emeklisiniz? Özel bir şirketten efendim. Ne iş yapıyorsunuz orada? İdare işlerine bakıyordum. Ali Rıza Bey, nereden emeklisiniz? Niye bir daha sordu acaba, bir şey? Bir şey mi saklıyorsun? Yok, saklamıyorum. Aşçı mıydın? Aşçı mı? 10 yıl önce bıraktım, 10 yıldır yapmıyorum. Ama ya son 10 yılı özel bir şirkette idare işlerde çalıştım. Aşçı var masamızda. Evet. Peki. Betül, Ali Rıza, Hatice. Yasemin. Yasemin. Ben uzman estetisyenim. Harika. Evet. Ne yapıyorsun? Yüzümüzü gözünüzü değil mi? Biyoenerji yapıyorum. Cilt gençleştirme yapıyorum. Cilt gençleştirme. Neyle? Biyoenerji yapıyorum. Yok. Onları cihazla yapıyorum. Ama kendim özel kremler hazırlıyorum. Evet. Kendine özel. Evet, evet. En önemlisi biliyor musun? Cilt gençleştirme ürünleri hazırlıyorum. Oh. Evet. Bende botoks dolgu falan yok. Yemekte de iddialıyım Yemekte diyorsun. Yemekte iddialıyım ben. Botoksum zaten... dolgum yok dedi kız. Bak al. Bende yok. Seda Hanım'da hiç yok. Bende hiç yok. Evet, sizde de yok. Evet, başka ekleyeceğim. Ben yemekte çok iddialıyım Seda Hanım. Arkadaşlarım yemeğimi çok beğeniyorlar. Yani yemek illa beni teşvik ettiler, gir diye. Oh, iyi onun olmuş. Onun için evet. Güzel, renkli bir hanımefendiyle karşılaştık. Sen hayatım? Zuhal Altınay ben. Öncelikle sizi gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ederim Zuhal'cığım. Evliyim, çalışmıyorum. Buraya katılmak istedim yemeklerime güvendiğim için. İddialıyım diyorsun. İddialıyım, evet. Zuhal Hanım söylemedi ama onun da itiraf etmesi gereken bir şey olabilir. Ne gibi mesela? Geçmişe dönün. Biraz daha ipucu verirsek. Daha önce bir yemek yarışmasına katılmış mıydınız? Bizim yemekteyiz de mi katıldın? Evet ama başka bir kanalda katıldım. Evet. Ama çok uzun zaman oldu. Birinci oldu mu? İkinci oldu. İkinci oldu. Bu sefer hedef birincilik. İnşallah. Kaç yıl oldu katılalı? 10 sene ya da geçmiş olabilir. 10 senede sen yol kat etmişsindir. Evet, biraz. Demek ki karşınızda bir birinci oturuyor ve bir aşçı İnşallah. Tanıştırayım. Hatice, sana denk geldi yavrum. Hatırlıyorsun değil mi? Betül. Evet. Ali Rıza. Ali Rıza Bey. Yasemin. Zuhal. Hatice. Tamam mı? Tamam. Dış ses. Ve dış ses. Evet. Betül, sofra düzenini nasıl buldun? Çok sade ama bardakları hiç beğenmedim. Ama neyi evde bunlar sen? Varsa başka yapacak bir şey yok. Çünkü bakışından anladım, hiçbir şey beğenmedin de. Yani masa örtüsünü hiç beğenmedim. Peçeteleri beğendiniz mi? Peçeteliği geldiğim gibi devirdim zaten. Yani görünmüyor bile. Beğenmedin. Beğenmedim. Yani şu şekilde evimde olan malzemelerimi evet Betül Hanım düşündüğünüz gibi kullandım. Ve elimden geldiğince de şık yapmaya çalıştım. Ayrıca bu masada hangi bölümü beğenmediniz onu anlamadım. Çiçek dışında hiçbir şey beğenmedim. O da çiçek sevdiğim için herhalde. Anladım. Peki tamam. Ali Rıza. Masa çok sade. Davet masasına hiç benzemiyor ama arkadaşımız herhalde öğrenci. İmkanları bu kadar. Yani, öğrenci değil, evet. Ev kızı. Öyle mi? Evet. Evet. Sade buldum. Yani sıradan yani çok... gösterişli ve güzel bir masa diyemeyeceğim. Yani ben yemeklerim konuşsun istediğim için masama evet, masam daha sade. Nasıl bir masa beklerdiniz Ali Rıza Bey? Yani iç açıcı, canlı bir şey beklerdim ama böyle iç karartıcı bir şey yani. Böyle masa hiç
hoşuma gitmedi açıkçası. Beğenmedim ben masayı. Yasemin? Ben de masayı beğenmedim. Şöyle beğenmedim. Bir peçeteyi beğendim. Çiçeği beğendim. Yani sade, çok sade olmuş. Hani daha böyle bir gösterişli çiçekler olabilirdi, mum olabilirdi. Yani tabii ki öğrenci olduğu için. Öğrenci değil. Öğrenci değil. Çok pardon. Yemeklerine bakacağız artık. Evet, peki. Zuhal? Seda Hanım çok özenilmemiş masaya. Kendi böyle tercih etmiş olabilir ama bir de şuna biraz takıldım. Geliş güzel koyulmuş tabağa. Ekmeği bu tabağa koyması çok hoş olmamış bence. Biraz özensiz gördüm yani. Nasıl bir tabağa koymamı yani derdiniz? Yani ekmeklik gibi bir şey isterdim. Hani aceleye getirmişsin, doğramışsın, ona bulmuş özensiz ve koymuşsun zaten, gibi. Evet. Evet, hani doğranması bu, onu bulmuş ve koymuşsun gibi olmuş. Hak veririm ama hani aceleye mi geldi? Ben ekmeklikte kullanmıyorum. Size yine porselen tabak servis sundum. Ben anladığım kadarıyla aslında kötü değil, eksik bulundu benim masam. Evet, siz kötü demiyorum. Hani bu şekilde olmasa daha böyle hı-hı, sepete ya da hemen konmuş hı-hı gibi olmuş. Hı-hı. O yüzden o şekilde gördüm. Anladım. Yani kötü değil, eksik. Eksik, evet. Tamam. Yasemin Hanım'ın bakışlarına bakar mısınız Seda Hanım? Sizi çok beğeniyorum da o yüzden. Ya. Hayranınızım gerçekten. Teşekkür ederim, eksik olmadım. Maşallah, gözleriniz gerçekten çok teşekkür güzel. Ederim yani hayatım. Göründüğü gibi. Bakacağız Yasemin'in hafta boyuncaki hareketlerine. Benim taklit kabiliyetim yüksek ya. Peki o zaman yayla çorbasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet.